Merhabalar, bugün sizle birlikte yapılması gereken, Blender'da yapılması gereken bazı önerilere bakacağız. Genel olarak internette bulacağınız bütün eğitici içeriklerde bu ayarlar yapılı olarak eğitmenler dersleri anlatmaya devam eder. O yüzden ben bu ayarları kaçırmamanız adına en baştan başlayıp bu ayarları yaparak seriye başlamak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi ilk olarak şöyle yukarıdan Edit bölümüne geliyorum ve buradan Preferences seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra yukarıya gidiyorum ve interface bölümüne geliyorum. Burada status bar seçeneği altında panel altında birden fazla seçenek olduğunu göreceksiniz. Buradaki seçenekleri aktif ettiğiniz zaman şu aşağıda göreceğiniz bazı detay modelimiz ve sahnemiz ile ilgili bazı detay verileri görüyoruz. Şimdi tek tek bu veriler hakkında konuşmayacağım. Fakat serinin ilerleyen aşamalarında buraya tek tek bakmaya çalışacağız yeri geldiğinde. Buradaki dört ayarı da aktif etmeyi unutmayın. Hemen devam ediyorum. Input bölümü altında e, Emulate Numpad isminde bir seçenek var. Eğer klavyeniz benimki gibi e, tenkileş bir klavye ise Numpad'iniz yoksa o zaman buradan Emulate Numpad seçeneğini aktif ederek e, yukarıdaki bu tuş takımı Emulate Numpad seçeneğini aktif ettiğiniz zaman e, Numpad gibi davranacak. Eğer Numpad'iniz yoksa bu ayarı aktif edin. Varsa aktif etmenize gerek yok. Devam ediyorum. Input'un altında Navigation bölümünde Orbit Around Selection, Auto Perspective, Auto Depth, ve Zoom to Mouse Position seçeneklerini aktif ediyoruz. Burada Orbit Around Selection seçilen objenin etrafında dönmemizi sağlayan bir ayar. Eğer bu ayarı aktif etmezseniz dönüşlerinizde bazı sıkıntılar çıkabilir. Bu da modelleme aşamasında zorlanmanızı sebep olabilir. Auto Perspective ve Depth seçeneği de e, depth burada en çok işimize yarayacak olan çünkü Blender'da şöyle bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bir objeye bakıyorsunuz yakınlaşmaya çalışıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra Blender yakınlaşmayı bırakıyor. Burada sabit kalıyor. E, daha yakınlaşabilmek için ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Burada Auto Depth seçeneği şunu yapacak. Siz yakınlaştıkça derinliği tekrar ayarlayarak rahat bir şekilde objenin içine girebilecek seviyeye kadar yakınlaşmanızı sağlayacak. E, zoom to Mouse Position seçeneği ise mouse'un olduğu noktaya biz mouse tekerlerini ileriye getirerek zoom yaptığımızda Mouse'un olduğu noktaya zoomlayacak. Ekranda mouse neredeyse Blender kamerası oraya doğru zoomlayacak. Bu da önemli bir seçenek. Son olarak System bölümü altında ekran kartımızı ve işlemcimizi ayarlayabileceğimiz bir bölüm var. burada eğer ekran kartınız Nvidia ise ve GTX teknolojisine sahipsa küde altında ekran kartınızı ve işlemcinizi görebilirsiniz. Şu anda benim elimde bu donanımlar var. Bu donanımların yanındaki tik işaretine tıklayarak bunları aktif etmeniz gerekiyor. Eğer elinizde AMD bir ekran kartı varsa ve işlemci aynı şekilde. onlar da OpenCL bölümünde görünecektir. O zaman OpenCL'den bunları aktif etmeniz gerekir. İkisi de değil. Elinizde Nvidia'nın RTX serisi bir ekran kartı varsa o da OptiX bölümü altında görünür. Buradan OptiX altından donanımlarınızı aktif edebilirsiniz. Burada bunları aktif etmemizin sebebi şu. Ben render alırken bu donanımların kullanılması gerekiyor. Ben Blender'a şunu söylüyorum. Render aldığın zaman benim bilgisayarımdaki bu donanımları kullanabilirsin. Yapılması gereken öneriler bu şekilde arkadaşlar. Bu ders için bu kadar. Sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın.